Yılan kültü birçok kaynaklarda Mısır'da doğmuş bir öğreti diye bilinir. Mısır'ın bilinen en eski tarihi bundan 5500 yıl öncesine, yani M.Ö. 3500'lere dayanır şeklinde birçok kaynakta geçer. Mısır'da ilk yılan kültürü Kral Narmer döneminde gözükür. Fakat burada kullanılan felsefi anlamı üç başlı anlamda kullanıldığı gibi değildir. Çünkü Narmer döneminde boğa kültürü hakimdi. Yılan sembolü burada hikmet anlamında, yani işlerin iç yüzünü görmek bağlamında kullanılmıştır. Kaderin ve oluşların anlatımı gibi, örnek olarak sonsuzluk veya ebediyetin nasıl olduğu daha çok işlenmiştir. Narmer'den sonra gelen Menes'te üç başlı yılanın bizim aradığımız anlamı gözükmektedir. Antik Mısır'da Nekada veya Nehada kültürü diye bilinen dönemlerde kullanılan semboldür. Aşağı Mısır'ı betimlemek için kase üstünde bir yılan motifidir. Bölge olarak Nil'in doğusu, bugünkü Ürdün topraklarına kadar olan bölgeye verilen isimdir. 1. Sen Nusret'in tapınağındaki sembolle çok net gözükmektedir. Yılan, aşağı Mısır, Akbaba, yukarı Mısır'ı temsil eder. Yukarı Mısır denilen bölge, Libya, Cezayir ve Fas'a kadar olan bölgeyi içine alır. Sonuç olarak aşağı ve yukarı Mısır Afrika demektir. Üç başlı yılanın bir tanesi Afrika'yı temsil eder. Yılan kültürü Göbekli Tepe'de de karşımıza çıkar. Göbekli Tepe'de bütün anlamlarını görmek mümkündür. Yani bölge ve bilgelik sembolü olarak kullanılmıştır. Göbekli Tepe'de gördüğümüz kartal sembolü yukarı Mısır gibi yukarı Göbekli Tepe'yi gösterir. Yani bir de aşağı Mısır gibi yılan kültürü vardır. Bu da aşağı Göbekli Tepe olacaktır. Bunun konumu da Karahan Tepe diye bildiğimiz bölgedir. Yılan motifi Karahan Tepe'de çıkan ilk semboldür. Bugün Mısır'ı kimlerin kurduğunu sembollerden okumak mümkündür. Mısır'daki yılan ve kartal sembollerinin anlamları ile Göbekli Tepe'deki sembollerin anlamları aynıdır. Mısır'da bölge olarak kartal olmadığı için ya da akbaba daha fazla olduğu için akbaba kullanılmış olabilir. Sembollerde kartalın akbaba anlamında kullanılması, bölgede yaşayan hayvanlardan esinlenerek oluşturulduğunu, bu da bize o dönemde yaşayan canlı türleri hakkında bilgiler verir. Mısır'da aşağı ve yukarı bölgenin ismi Neptu diye geçer. Anlamı iki kadın demektir. Bölge arazilere o dönemlerde kadın isimleri verilirdi. Mısır topraklarının ismi kökende Mısır olan, bizim de mitolojiden Yunan tanrıçası olarak bildiğimiz Hera idi. Nasıl ki Türkiye topraklarına Anadolu diyorsak, aynen onun gibi. O toprakların ismi Hera idi. Avrupa toprakları M.Ö. 1500'lü yıllarda sömürgeydi. Dişe dokunur bir devlet yoktu. Sadece sömürü olarak kullanılıyordu. Bu el değmemiş topraklarda Athena olarak adlandırılmıştı. Herodot tarihi 9. kitabının 404. paragrafında şöyle der. Troya savaşlarında Atinalıların rolü ikinci sıradadır. İlyada'nın yalnız ikinci bölümünde ve sayım nedeniyle adları geçer. Herodot, Truva savaşlarına katılan devletler sayılırken, Atina'nın isminin bir tek orada geçtiğini söyler. Savaşa sadece 50 gemi yollamıştır. Atina'nın ismi geçtikten sonra, İlyada'da ismi geçen bir kahraman olan Nestor tarafından orasının sömürüldüğünü anlıyoruz. Yani üç başlı yılanın ikincisi de Avrupa'yı gösteriyordu. İlk dönem Neptü sembollerinde yılanların boynuzları vardır. Daha sonra bu boynuzlar görünmemiştir. İlk dönemlerde olması Göbekli Tepe'den boğa kültürünün oraya taşınmış olduğunu bize anlatır. Mısır'da dikkat edersek ilk dönem hanedanlarda boğa kültürü hakimdir.
Üçüncü yılan ise Afrodit'tir. Afrodit ismini literatüre ilk kez Homeros sokmuştur. Homeros'tan önce Afrodit, Irak, Babil, Sümer'de Astarte yani İştar ya da Eanna dedikleri Yanna, Ay Ana olarak biliniyordu. Afrodit, Homeros'un tarihinde yani İlyada'da ve Odysseus'ta yer ismi olarak kullanılmıştır. Homeros, Truva savaşlarında savaşan kralları tanrılaştırarak tarihi lirik bir şekilde bize aktarmaya çalışmıştır. Afrodit'in olduğu yer Truva diye bildiğimiz üç şehirden oluşuyordu ve tripod denilen üç ayakla sembolize ediliyordu. Üç ayağın birincisinin ismi Apaasa idi. Bir diğeri Milasa ve sonuncusu ise Laodikia idi. Strabon, Laodikia'nın yani denizinin isminin Trimata denilen tunik elbiselerin kumaşlarının üretiminde dünya çapında bir marka olmasından dolayı dünyada isminin Trimataria olarak bilindiğini söyler. Trimata veya Trimusa denilen yer o zamanki gerçek Truva idi. Hitit kaynaklarını okurken bu bölge Truvisa olarak okunmuş ve genel kabul olarak Truva diye benimsenmiştir. Aslında Trimusa'dır. Üç su yılanı anlamına gelir. Homeros, Truva'nın sınırlarını İlyada Destanı'nın 22. bölümünün 140 ile 150. satırlarında çizer. Achilleus, Hektor'u kovalarken koşar Truva surlarının dibinde dizlerinin var gücüyle der. Sonrasında Truva'nın coğrafyası hakkında bilgi verir. Bu coğrafyayı çizerken sulardan uzaklaşır giderler büyük yola. Varırlar güzel güzel akan iki pınara. Burgaçlı Skamandros'un iki ayağı fışkırır orada. Birinden ılık bir su akar, bir duman tüter üstünde. Tıpkı ateşten çıkan duman gibi, öbüründen yaz ortasından bile buz gibi bir su akar. Menderes'in iki ayağı derken, iki ayağın başlangıç noktalarına atıf vardır. Bir ayağının yazın bile buz gibi soğuk su olduğunu söylerken, büyük Menderes'in uşak dolaylarından başlayan ayağını kasteder. Diğeri ise ılık bir sudur. Bir duman tüter üstünde tıpkı ateşten çıkan duman gibi derken Pamukkale tarafından gelen çürük suyu kasteder. 22. bölümün 155. satırından sonra Troyalıların karıları, güzel kızları bir zamanlar parlak rubalarını yıkarlardı bu yunakların içinde. Barış günlerinde Akha oğulları gelmeden önce diyerek Akaların o bölgeye sonradan geldiğini bize anlatmak ister. 160. satırda olimpiyatlarda ve geleneksel yarışlarda aslında hangi ödülleri kazanabildiklerini anlatabilmek için bu yarış bir kurbanlık, bir öküz derisi uğruna değildi der. Yani savaşın büyük bir toprak uğruna olduğunu kasteder. Bu büyük toprak parçasının da ne ile sembolize edildiğini 160. satırda belirtir. Bir ölünün şerefine yapılır bu koşu. Büyüktür ödülü. Bir üç ayaktır. Ya da bir kadın. Hektor'la Achilleus koşarak onlar gibi dolandı üç kere kentini Priamos'un. Burada anlatılan üç ayak, Efes, Milet ve Denizli arasındaki bölge ya da bu üç bölgeye bir kadın ismiyle hitap edildiğini yani Afrodit denildiğini anlatır. Afrodit bölgesel anlamda Afro yani FR harflerinden, Türklerde ise bu harfler BR olarak kullanılır. Bunu Samiler ve Avrupa Fire yani ateş olarak yorumlamış. Türklerde ise bar olarak yani parlamak, aydınlık olarak yorumlamışlardır.
Barın anlamını Pierre Reis kitabı Bahriye hakkında bilinmeyen gerçeklerin ikinci bölümünde Pera Yarımadası, İber Yarımadası ve Brezilya'daki Berzili Yarımadası şeklinde anlatmıştık. Afrodit'in afrosu bar yarımada demektir. Sondaki dit yani it de ise o bölgenin kurucusunun isminden gelmektedir. Kurucusu olan Attus sonraki dönemlerde ismi Hattuş olarak söylenen Hitit devletinin ismiydi. Afrodit, Hatti yarımadası anlamına gelir. Üç başlı yılanlı sütunun bir başı Athena yani İzmir'den Bergama'ya kadar olan bölge, ikinci başı Afrodit, İzmir'in güneyi Didim ve Denizli bölgesinin yani Afrodisyas bölgesini, üçüncü başı ise Hera, Milotos'un güneyi ve Likya'yı kapsayan dünyadaki kıtaların Avrupa, Asya ve Afrika'nın minor bazda küçük ölçekteki yerleşiminin iz düşümleridir. Yılan, üretim, gelişim ve bereketi yani sulak arazileri, verimli toprakları sembolize ederken, kartal ise dağlar ve ormanlar için sembol olarak kullanılmıştır. O dönemlerde yılan yani tripod bayrak açmış, kartala yani Hititlere savaş açmıştır. Bu noktada aşağı Mısır gibi aşağı Anadolu Ege bölgesi olmuş, yukarı Mısır gibi yukarı Anadolu'da Eskişehir, Çorum, Ankara ve ötesi olmuştur. Yılan sembolünün bölge ve coğrafyaya uyarlanan anlatımı bu şekildedir. Şimdi Sultanahmet'teki yılanlı sütunun bilinen tarihine baktığımızda, yılanlı sütunun Serpet Kolum, Tricaranes Ofis, Platinian Tripod veya Delphi Tripod olarak adlandırıldığını bilmekteyiz. Birçok kaynakta, hatta bütün kaynaklarda diyebileceğimiz gibi, yılanlı sütunun Persler ile Yunanlar arasında M.Ö. 479 yılında gerçekleşen Platia Savaşı'nda yenilen Pers ordusundan kalan kılıç, kalkan gibi metal eşyaların eritilerek meydana getirildiğini ve yılanlı sütunun her bir kıvrımında savaşa katılan kabilelerin veya şehir devletleri ve onların yöneticilerinin isimlerinin yazıldığını ve de bunların anıtla ölümsüzleştirildiği söylenir. Platea Savaşı'ndan yaklaşık 800 yıl sonra 1. Konstantin'in 330'lu yıllarda yılanlı sütunu Yunanistan'daki Delphi Tapınağı'ndan alıp bugünkü Sultanahmet'te bulunan eski hipodroma diktiği tarihi kayıtlarda geçer. Bu meydanın ismi Osmanlı döneminde At Meydanı olarak isimlendirilmiştir. At Meydanı, koşu alanı ismi ayrıca İlyada Destanı'nda da geçen olimpiyatların yapıldığı alanın adıdır. Üç başlı yılanlı sütunun hikayesi budur diye söylenir. Bir de efsaneleri vardır. Bu da böceklerden koruduğunu, yayan halkın inancını anlatan gezginlerin bize aktardığı efsanedir. Bu düşünceyi Evliya Çelebi'nin yazdığı için onun söylemiş olduğuna inanan pek çok unvanlı unvansız insanlar vardır. Bu işin aslı Evliya Çelebi dolaşıp gördüğü yerleri yazarken o bölgede yaşayan insanların bölge hakkında bilgi verirken inandıkları ve duydukları şeyleri de yazmış olduğu içindir. Yoksa bunu yazmış diye Evliya Çelebi'nin buna inandığını söyleyemeyiz. Evliya Çelebi bir Yeniçeri askerinin yılanlardan birinin başını kopardığını yazmıştır. Fakat bu söylem onun gördüğü değil, duyduğu bilgiyi bize aktarışıdır. Doğru olabilir veya olmayabilir de. Yunan mitolojisinde anlatılan güçlü bir canavar olan üç başlı yılan, Tanrı Apollo tarafından öldürülmüş olduğu hikayesi de vardır. Bu hikaye en gerçekçi yorumdur. Yılanlı sütunun gerçek tarihi araştırdığımız zaman, yazılan birçok kaynakta Herodot'un Platea Savaşı'ndan elde edilen ganimetlerin eritilmesiyle yapıldığı şeklinde yazıldığı görülür. Fakat bu doğru bir bilgi değildir.
9. kitap 81. paragrafta savaştan sonra ganimet dağıtılırken Herodot şöyle der: "Bütün bu hazineler bir araya getirildikten sonra önce onda biri Delfo tanrısına pay olarak ayrıldı. Bu para ile sunak taşının hemen yanındaki üç başlı tunç yılanın üzerine yükselen üç altın ayak sunuldu." Herodot, üç başlı yılanın hemen üzerine altından yapılmış bir üç ayak konulduğunu söyler. Buradan anlaşılıyor ki, Plataea Savaşı'ndan önce yılanlı sütunun Delfi Tapınağı'nda zaten bulunmuş olduğudur. Zafer anısına sadece üzerine altından üç ayak konulmuştur. Yılanlı sütun ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Herodot Tarihi isimli yapıtının 6. kitabında bugünkü Aydın dolaylarında olan Miletos'un tarihini yazar. Kitabın 71. paragrafında şöyle der: "Argoslular tehlikeye düşen illerini savunmak üzere deniz kıyısına koştular. Turunus yakınlarındaki Speia denilen yere vardıkları zaman Lakedaimonluların karşısında ve onların birkaç mızrak atımı ötesinde kamp kurdular. Doğru dürüst bir savaştan çekindikleri yoktu. Onları korkutan tuzağa düşürülmekti. Çünkü Fitia bir orakıl vermiş ve bunda hem kendilerini hem de Miletosluları bekleyen bir bozgundan söz etmişti. Şu sözlerle: ama ne zaman ki dişi erkeğe üstün gelecek ve Argos'ta parlak bir nam kazanacak. Argoslu kadın, halın yazısı budur, batıracak kızgın tırnaklarını kendi yaralı gövdesine. Ve onlardan şöyle söz edecek gelecek kuşaklar: kargı öldürücü yaralar açtı, üç kere halkalanmış korkunç yılanda. Argos'a deniz tarafından saldırı olmuş ve bütün Argoslular kentlerini savunmak için deniz tarafına koşmuşlar. Bu insanlar Truva savaşlarında çevre bölgelerinden Likya, Akdeniz, İç Anadolu, Trakya, hatta Karadeniz'den kenti savunmak için gelen insanlardı. Homeros, İlyada destanında Truvalılara yardım eden halkları tek tek sayar. Bu savaş için Fita bir orakıl vermiş. Orakıl denen şey, Fitya'nın yani kahinlerin gelecek olaylar hakkında düşüncelerini belli bir uyak ile şiir gibi okumalarıdır. Fita'nın söylediği orakılın açıklaması şudur: dişinin erkeğe üstün gelmesi, toprağı dişi olarak gördüklerini ve Afrodit, Athena ve Hera'nın toprak üzerinde nereleri temsil ettiğini açıklamıştık. Burada söylenmek istenen, Argos'ta topraktan oluşacak büyük bir afetin devleti yıkıp yakacağı ve bu zaman gelecek nesillerce hatırlanacağıdır. Kargının öldürücü yaralar açmış olması demek, afetin bir gök taşı gibi gökyüzünden Truva bölgesine düşmüş olduğunu ve denizden çıkan lavların Truva'yı tamamen yakmış olduğunu anlamamızı sağlar. İşte bu yanan Truva'nın üç kere halkalanmış korkunç yılan denilen bölgede olduğunu, yani Miletos'ta olduğunu açıkça yazar. Herodot'un anlattığı bu dönem Truva savaşlarının olduğu dönemdir. Argos aslında Hititlerde bir bölgeydi. Truva yanıp yıkıldıktan sonra belki de bir asır boyunca insanlar oraya ayak basmadı. Fakat oradan kaçarak kurtulmuş olanlar yine kültürlerini bu sefer Yunanistan'da yer adlarına varıncaya kadar yaşattılar. İlk dönem Argos denilen bölge Hititlerin Arzava dedikleri yerdi. Bu bölge Homeros'un İlyada Destanı kitabında bahsederken kullandığı Argos'tur. Bu noktada anlıyoruz ki üç kere halkalanmış yılan Truva denilen bölgede dikilmiş ve oranın bir simgesi olmuştur. Herodot tarihinde 6. kitapta Miletosluların yaşadığı korkunç kehaneti anlatırken Mileti üç başlı yılan olarak belirtmiştir. Truva, Karya, İonya ve Afrodisyas kentlerinden oluşan üç ayak olarak anılan bir devletti.
Devlete Trikaranes Ophis yani üç başlı yılan adı verilmişti. Tri 3, Karanos baş, Ophis ise yılan demektir. Karya yani Karanos demek baş demektir. Kur'an'da Karun denilen kişi Karya'nın başbuğu anlamında kullanılmıştır. Karun ya da Karanos'un bir anlamı da yengeç demektir. Piri Reis kitabı Bahriye hakkında bilinmeyen gerçekler 3. videoda Süleyman Aleyhisselam'ın ilminin 1200'lü yıllarda yaşamış olan Ioannes de Sacrovosto'nun kitaplarında gözüktüğünü söylemiştik. Bu ilim dünyayı 12'ye bölüp her bölüme gökyüzündeki burçların dünya üzerinde düşen iz düşümü olarak yorumlanmıştır. Truva savaşlarında Ege bölgesine düşen burç yengeç burcuydu. Yunanca'da kullanılan kauras yengeç demektir. Efes ismi Ophis'ten yani yılan isminden gelir. Bereketli topraklar için kullanılmıştır. İzmir'in ismi Simirna'dır. Torbalı'daki karabel rölyeflerinden Mira, Mura diye yazıldığını biliyoruz. O bölge Argoslular gelmeden önce de Mura idi. Fakat Argoslulardan sonra Simura telaffuz edilirken Simirna diye söylenmiştir. Musa Aleyhisselam'ın 12 kabileyi topladığı ada, o dönemlerde birçok Mısır tabletlerinde Susamuru ya da Elephant yani fil diye bilinen Nil Nehri'nin şimdiki Akdeniz'e döküldüğü yerde olan günümüzde su altında kalmış Heraklion kentiydi. Kur'an'da geçen Musa Aleyhisselam Sina Dağı'na vahiy almaya gittiğinde 12 kabileyi bölmeye çalışan Samiri adı bu Simirna isminden gelir. İzmir'in yöneticisi anlamında kullanılmıştır. Musa Aleyhisselam'ın Taha suresinin 97. ayetinde Samiri'ye demiş olduğu "Bana dokunmayın diyeceksin" sözü Truva savaşlarında meydana gelen afetten dolayıdır. Sonuç olarak Kur'an'da geçen Samiri aslında Karun'dur. Hitit kaynaklarında 2. Murşili döneminde gökyüzünden bir göktaşının Ege'ye düştüğü kaydı vardır. Bu olaydan sonra Truva bölgesi kıraç verimsiz toprak haline gelmiş, o bölgeden kurtulan insanların bazıları Misia bölgesine, bazıları Likya bölgesine ve bir bölümü de İtalya'nın Sicilya adasına yerleşmişlerdir. Yunanistan o döneme kadar Mısır tarafından koloni olarak kullanılmıştır. Truva'dan sonra yani milattan önce 1400'lü yıllarda medeniyet gözükmeye başlamıştır. Daha öncesinde dişe dokunur herhangi bir buluntu yoktur. Yılan sütunun Herodot tarihi 1. kitabın 92. paragrafında Delphi'ye nasıl geldiğini anlatır. Kroisas'tan Yunanistan'a daha önce sayılandan başka armağanlar da kalmıştır. Boyotya'daki Tibeye'de İsmenios Apollon'una adamış olduğu altından 3 ayak. Herodot'tan yaklaşık 100 yıl önce yaşamış olan Lidya kralı Kruzus'un Perslere yenilgisinden sonra Yunanistan'a taşınmış olduğunu anlıyoruz. Çünkü Kruzus'tan yaklaşık 100 yıl önce yaşamış olan Homeros, zamanında yılanın hala Truva'da olduğunu İlyada destanından biliyoruz. Üç başlı yılanın Truva'da nasıl olduğunu Homeros, İlyada destanının 11. bölümünün 20. satırında şöyle anlatır. Kinures, Kıbrıs'a gelen büyük haberi duymuştu. Akalar, Troya'ya doğru gemilerle yola çıkacaktı. O da yaranmak için vermişti bu zırhı ona. 10 sırası koyu göktaşındandı. 12 sırası altından. 20 sırası kalaydan. İki yandan boyuna doğru 3 yılan dolanıyordu. Diye belirterek aslında yılanlı sütunun 42 boğumdan oluştuğunu bize anlatır. Truva'nın sembolü olan yılanlı sütunu Agamemnon'un zırhına işleyerek
ona layık olduğunu anlatarak yer almak istediğini, yani Truva Savaşı Akaların kazanacağını dilediklerini anlatır. Yılanlı sütünü kimin yaptığını Herodot Tarihi 4. kitabının 180. paragrafında anlatır. Makilesler ile Yusyalar isminde iki halk varmış. Tritonis gölü kıyılarında oturduklarını, ikisi arasında Triton diye bir yerin sınır olduğunu söyler. Burada halkların yılda bir Athena bayramı kutladıklarını, bu bayramda kadınların birbirleriyle savaştıklarını anlatır. Bu bölgenin 179. paragrafta Libya olduğunu söyler. Libya denilen bölge o dönemlerde şimdiki Mısır'ı da içine alan bir bölgeydi. Mısır ismi, yani Egypt, Yakup Aleyhisselam'ın isminden gelmiştir. Egypt diye okunan Mısır aslında Egup, yani Yakup diye telaffuz edilir. 178. paragrafta oradaki halkların bölgesini anlatırken Triton diye bir nehrin olduğunu ve Tritonis diye bir göle döküldüğünü söyler. Triton, Neptün'ün uydusudur ve Poseidon ile alakalıdır. Triton nehri, yani Nil nehri, üç çatallı ağzıyla Tritonis'e, yani Akdeniz'e dökülür. Nil nehrinin ve Akdeniz'in bu bahsedilen isimleri Yason dönemindeki isimleridir. Yason, Truva'dan çok daha önce yaşamıştır. Herodot daha sonra Tripod'un hikayesini anlatırken, Yason'un Pelion Dağı'nın eteklerinde Argo gemisini yaptığını, içine Hekatombe, yani 100 kurbanlık sığır ve tunçtan yapılma 3 ayak koyduğunu, Delfi'ye gitmek üzere yola koyulduğunu ve Peloponez'i geçip Melya'ya geldiği sırada bir rüzgarın onu Libya'ya sürüklediğini söyler. Libya'nın da Tritonis Gölü'nün kıyısında olduğunu ve kayalıklara saplandığı anda karşısına Triton çıktığını, eğer 3 ayağı kendisine verirse ona yolu göstereceğini, Yason'un bunu kabul ettiğini ve 3 ayağı Triton'a verdiğini söyler. Herodot bundan sonra Yason'un yol arkadaşlarına bir kehanette, yani bir oracle söylediğini belirtir. Oracle şöyledir: Argo denizcilerinin torunlarından biri 3 ayağı kaldırdığı zaman Tritonis Gölü'nün çevresinde 100 Yunan kentinin ortaya çıkacağını söyledi. Alın yazısı böyleydi. Bu bölgede oturanlar, Libyalılar bu öngörüyü haber almışlar ve 3 ayağı saklamışlardır. Bu sakladığı bölge Heraklion kentiydi. Yunanlar Ege'deki bütün adalara yayılmışlardı. Homeros, İlyada Destanı'nın 2. bölümünün 650. satırında kehanetin meydana geldiği dönemi söylemiştir. 100 kentli Girit'in yurttaşları var daha bir sürü. Kargısıyla ün salmış İdomeneus'un buyruğundalar. Yason'un kim olduğunu Homeros 1. bölümün 40. satırında, Yason'un oğlu satın almıştı Lukaon'u. Bir konuk çok para vermiş kurtarmıştı. İmbroslu Etion'du bu konuk diyerek, konuk olan Yason'un oğlu İmbroslu Etion'un Lukaon'u kurtardığını söyler. Etion o dönemlerde Hitit devletinin ismi olan Eti'ydi. Bugünlerde Sultan Ahmet Meydanı'nda duran Yılanlı Sütun'un boğumlarında Platea savaşlarında katılan Yunan şehir devletlerinin isimleri yazılır diye belirtilir. Bu Yılanlı Sütun'da yazan isimlerin aynısı Homeros'un İlyada Destanı'nda savaşan Yunan devletleri isimleriyle aynıdır. Buradan anlaşılıyor ki aslında o devletler Truva Savaşı'na katılan devletlerin isimleriydi.